Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz Barış Cembahar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar Türkçenin en sıkıntılı konularından bir tanesini bu hafta ele alacağız. Yazım kurallarından bahsedeceğiz. Yazım kuralları konusu çok uzun bir konu biliyorsunuz. Bu arada hazırladığımız notlarda tamamen Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunu baz aldık. Oradaki notları hatta kullandık. Ve bu notlar üzerinden işleyeceğiz konuyu. Ve sıralamada sadece bazı değişiklikler yaptık. İlk olarak büyük harflerin kullanıldığı yerlerle konumuza başlayalım. Evet değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Büyük harfler nerelerde kullanılır? Şimdi bu maddelerin şöyle üzerinden geçelim. Yalnız maddeleri verirken bazı yerlerin üzerinde daha fazla duracağız. Bazı yerleri kısa bir şekilde hemen hızlıca söyleyip geçeceğiz. Çünkü öncelik sırasına göre hangisinden soru gelme ihtimali fazlaysa ona göre bir eleme yapacağız. Evet arkadaşlarım, öncelikle diyor ki cümle büyük harfle başlar. Bunu zaten ilkokul 1. sınıfta okuma yazmayı öğrendiğimizde bize öğretmenlerimiz söylemişti. Öyle değil mi? Örnekler vermeye gerek yok. Ancak bakın şurada hemen bir iki tane önemli notumuz var. Uyarı vermiş bize. Hemen kalemimizi alalım. Diyor ki bakın arkadaşlar, Evet, uyarımız var. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Ara sözler ve ara cümleler biliyorsunuz. İki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında veriliyordu. Bu kısımları büyük harfle başlatmıyoruz. Bir zamanlar, ki bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan 10-12 yıl önce Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti derken bakın orası bir ara cümle olduğu için ne yapmış? İki kısa çizgi arasında kullanmış ancak büyük harfle başlamadık. İki noktadan sonra gelen cümleler biliyorsunuz büyük harfle başlarlar. Nedir bu örneğimiz? Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağın altına alırsan yükseltir demiş. Kim demiş? Cenab-ı Şahabettin demiş. Menfaat sandalyeye benzer. Daha sonra ne demek istediğini açıklamış. İki nokta kullanmış. Bakın iki noktadan sonra da ne yapıyoruz? Büyük harfle başlıyoruz. Ama eğer iki noktadan sonra orada hatırlatalım arkadaşlar. Örnekleri sıralıyorsak ne yapacağız? Küçük harfle devam edeceğiz. İki noktadan sonra cümle ve özel hat niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz demiş. Evet devam ettik. Rakamla başlayan cümlelerde de rakamdan sonra gelen sözcük eğer özel isim değilse tabii ki büyük harfle başlamıyor. 2007 yılında Türk Dil Kurumu'nun 75. yılını kutladık derken bakın şurada yine hemen altını çizelim. 2007 yani bir sayı ile başlamış ve rakamla yazmış bu sayıyı da cümlenin başında tabii ki rakam varsa sonrakinde gelen yani akabinde gelen kelimenin büyük harfle başlamasına gerek yok. Zaten yanlış olur eğer başlatırsanız. Tabii özel isim falan değilse, eğer sayıdan sonra özel isim varsa tabii ki büyük harfle yazacaksınız. Evet, örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harfi yine büyük yazıyorsunuz. Dizeleri büyük harfle başlatıyoruz. Buna örnek vermeye gerek yok. Özel hatlar büyük harfle başlar. Evet, şimdi bence büyük harflerin kullanıldığı yerlerde en çok vurgulayacağımız nokta özel hatların neler olduğu ve hangi sözcüklerin özel hat olarak kabul edilebileceği ve bunların büyük harfle başlayıp başlamayacağı. Şimdi kişilerin adları ve soyadlarını tabii ki büyük harflerle yazmamız gerekir. Devam ettim. Takma isimler yani lakaplar yine büyük harflerle başlar. Kişi adlarından önce veya sonra gelen ünvanlar. Yani ünvan sıfatları biliyorsunuz. Saygı sözleri, rütbeler, lakaplar bunlar her zaman büyük harfle başlar. Bakın buna bir örnek verelim arkadaşlar. Bu önemli. Bakın neler demiş bize. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk derken bakın Cumhurbaşkanı'nın da ilk harfi büyük. Sonra devam ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk derken yine aynı şekilde Gazi'nin G'si büyük. Gazi Mustafa Kemal Paşa derken Gazi'nin G'si, Paşa'nın P'si yine büyük harflerle arkadaşlar yazılmalı. Kaymakam Erol Bey derken, Barış Hoca derken, Ece Hanım derken, Dani Bey derken orada da ne yapıyorsunuz? Yine ünvanları büyük harflerle başlatmanız gerekiyor. Şimdi şurada bakın çok önemli bir noktamız var. Şu uyarı kısmını şöyle özellikle sileyim, düzgün çizelim.
Şunun hatta alalım. Arkadaşlar bakın şu uyarı kısmı bizim için epey önemli. Bakın diyor ki bize, akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Bakın akrabalık adı olup ama akrabalarımızdan bahsetmediğimiz lakap olanlar, ünvan olanlar. Mesela işte Nene Hatun, Erzurum'da biliyorsunuz değil mi? Milli Mücadele'nin önemli figürlerinden birisi. Oradaki Nene ve Hatun gerçek anlamda değil aslında. Onun lakabı, ünvanı. İşte Susuz Dede var İzmir'de değil mi? Türbesi var Güzelyalı'da. Oradaki dede gerçek anlamdaki dede değil. Ama onlar da ünvan olduğu için büyük harflerle yazılıyor. Ya da bakkal Mustafa amca derken bakkalın beysini de amcanın aslında büyük yazmanız gerekiyor arkadaşlarım. Ama bakın şimdi diyor ki bize, akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel. Şimdi yalnız ben burada Tülay ablamın gerçekten ablam olduğunu, Ayşe teyzemin gerçekten teyzem olduğunu nereden anlayacağım? Cümlenin öncesinde bize bir ipucu verir. Mesela ya da şöyle bir cümle kullanır arkadaşlar bize. Der ki benim 3 amcam var. İşte içlerinde en küçük olan Özcan amcamdır der. Bakın 3 amcam var dediği zaman kendi amcasından bahsettiği orada belli arkadaşlar. Evet devam ettim. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Uzak doğudan gelen heyeti vali dün kabul etti. Şimdi burada valinin V'sini neden büyük yazmış olabilir? Ben bu cümleyi eğer İzmir'de kuruyorsam hangi valiyi kastediyorumdur? İzmir valisini kastediyorumdur değil mi? Belli bir kişiyi kastettiğim için burada valinin V'si büyük. Ama cümlemiz şöyle olsaydı değerli arkadaşlar, Türkiye'de valilik zor meslek. O zaman mesleğin adı oradaki vali. Valinin V'sini orada ne yazmak zorundasınız? Nasıl yazmak zorundasınız? Küçük yazmak zorundasınız. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam, mevki ve ünvan bildiren kelimeler yine büyük harfle başlar. Sayın Bakan, işte Sayın Rektörümüz, Sayın Valimiz, işte hitap yazışmalarda, mektuplarda sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, aziz dostum falan derken onları da yine büyük harflerle başlatmanız gerekiyor. Hayvanlara verdiğimiz özel isimleri yine büyük harflerle yazacağız. Örneğin dedim ki Nedret Hoca'nın kedisinin adı Reçel'di. Nedret Hoca derken zaten büyük harfle, hocanın H'si büyük harfle. Nedret Hoca'nın kedisinin adı Reçel'di derken Reçel'in R'si de yine büyük harfle yazılmalı. Hatta Reçel'di gelen ek eyleminde ne yapacaksınız? Apostrofla kesme işaretiyle ayıracaksınız özel isim olduğu için. Evet devam ettim. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. İşte Türk derken, Oğuz derken, Avşar derken, Kara Keçili derken, Sarı Keçili derken, Alman derken, İngiliz derken, işte Berberi derken, Dürzi derken bunları ne yapmak zorundasınız? Büyük harflerle başlatmak zorundasınız arkadaşlar. Dil ve lehçe adları yine aynı şekilde Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Farsça, Oğuzca, Özbekçe, Kazakça, işte Azerbaycan Türkçesi, Özbek Türkçesi vesaire derken bunları da büyük harflerle yazacağız. Devam ettik. Devlet adları büyük harfle başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti derken, Azerbaycan Cumhuriyeti derken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti derken bunları da büyük harflerle yazmalıyız. Din ve mezhep adları ve bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Bakın sadece din ve mezhep adlarını büyük harfle yazmanız yeterli değil. Bunların mensuplarını bildiren sözcükleri de, söyleyen sözcükleri de büyük harfle yazacaksınız. Diyeceksiniz ki mesela İslamiyet ya da Müslümanlık, Müslüman. Hristiyanlık, Hristiyan. İşte Ortodoks, Sünni, Şii, Hanbeli, Maturidi ya da tarikat isimleri de Mevlevi falan derken, Mevlevilik derken de büyük harfleri kullanmamız gerekiyor. Devam edelim. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Bakın bu kural önemli. Buraya da bir yıldız koyalım. Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vesaire gibi bakın din ve mitoloji terimlerini büyük harflerle yazmış. Ama Tanrı, Allah, İlah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar diyor. Bakın eski Yunan tanrıları derken buradaki
çok Tanrı'yı kastediyor. Müzik dünyasının ilahı derken burada Tanrı'yı kastetmiyor değil mi? Ya da Maradona futbolun ilahıydı dediğimiz zaman orada gerçek anlamda Tanrı'yı kastetmiyoruz. Bakın şu cümle bana çok ilginç geliyor arkadaşlar. Gözden kaçabilecek bir bilgi. Amerika'da kaçakçılığın Allah'ları vardır demiş Tarık Buğra. Değişik bir cümle. Orada kaçakçılığın Allah'ları vardır derken tabii Allah'ı, tek Tanrı'yı kastetmiyoruz. Gezegen ve yıldız hatları büyük harfle başlar. Merkür, Neptün, Satürn, Halley vesaire gibi. Halley de kuyruklu yıldız biliyorsunuz. Bu sene KPSS'de çıkmıştı bu maddemiz. Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamının dışında kullanılırsa, yani astronomi terimi olarak kullanılmadıklarında küçük harflerle başlıyor. Örneğin desem ki kardeşimi görmeyince işte dünyam başıma yıkıldı. Onu görünce dünyalar benim oldu. Buradaki dünyanın D'sini nasıl yazmalısınız? Küçük harfle yazmalısınız. Şimdi arkadaşlar yön sözcükleriyle alakalı burada önemli bir bilgi verelim. Hatta bu notun üzerinden, bu maddenin üstünden yönlerin yazılışıyla alakalı da bir iki küçük uyarı yapalım. Şimdi batı, doğu, kuzey, güney gibi yön sözcükleri. Özel adın önüne geliyorsa büyük harfle başlar. Özel hattan sonra geliyorsa küçük harfle başlar. Ben buna bak kuralı diyorum. Şöyle yazalım. Bu bakın A'sı özel hat. Özel adın bakın önünde ise büyük harfle başlar. Özel hattan sonra gelmiş ise küçük harfle devam eder. Örneğin Batı Anadolu derken Batı'nın B'si büyük. Çünkü Anadolu'da özel isim. Özel isim önüne gelmiş arkadaşlarım. Ama Anadolu'nun batısında derken özel hattan sonra gelmiş. Batı'nın B'si nasıl olmalı? Küçük olmalı. Yine özellikle Batı ve Doğu sözcükleri bir zihniyeti, bir hayat tarzını, bir politikayı belli edebilir. Bir düşünüş biçimini belli edebilir. O anlamlarda ise onları büyük harfle yazacaksınız. Örneğin edebiyatımıza hikaye, roman, makale, deneme gibi türler batıdan geçmiştir derken, orada batıdan kastettiğimiz yön olarak batı değil arkadaşlar. Neyi kastediyoruz? Avrupa kültürü, özellikle Fransız edebiyatı. Bunu kastediyoruz. Ya da doğu mistisizmi bizi cezbediyor derken, doğunun D'si cümlenin başında değil, cümlenin içinde olsaydı dahi büyük harfle yazılırdı. Çünkü orada Asya'yı kastediyoruz. Asya düşünüşünü kastediyoruz. Bir de arkadaşlarım, ara yönler her zaman bitişik yazılır. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Kuzey Doğu, Güney Doğu gibi. Evet, devam ettik. Yine soru gelebilecek maddelerden birisi. Yer adları. Kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri yer adları büyük harflerle başlar. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Mesela İzmir ili, Balçova ilçesi, işte Doğanlar semti, Teleferik semti derken hocam ilin, ilçenin, semtin S'si işte İ'si büyük olacak mı? Hayır arkadaşlar, sadece özel ad olarak kullanılan, yani o yerleşim biriminin adını yine büyük harfle başlatıyorsunuz. Ancak ondan sonra gelen tamlamı oluşturan, tamlanan görevindeki diğer sözcüğü küçük harfle yazacaksınız. Bakın bir daha söyleyeyim. İzmir İ büyük, ili İ küçük. Doğanlar semti derken Doğanların D'si büyük. Semtin sesi küçük. Evet, devam ettik. Şimdi yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Kısaca ben şöyle diyorum. Coğrafi yer adları büyük harflerle başlar arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim mi? Coğrafi yer adları iki sözcükle büyük harfle başlar. Ağrı Dağı derken Ağrı'nın A'sı, dağın D'si büyük arkadaşlar. Urmiye derken, Urmu Gölü müydü? Hani Urmu Gölü derken Urmu'nun U'su büyük, gölün G'si büyük arkadaşlar. Konya Ovası derken Konya'nın K'si büyük, ovanın O'su büyük. Demek ki coğrafi yer adlarında her iki sözcüğü de büyük harflerle başlatacaksınız. Bakın az önce söylediğimiz noktayı bir daha vurgulamış. Özel ada dahil olmayıp, bunu yuvarlak için alalım. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, berde, köy, semt ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Konya ili derken Konya'nın K'si büyük, ilin iyisi küçük. Etimesgut ilçesi derken
Etimesgut'un E'si büyük sadece. Bakın Uzungöl beldesi derken beldenin B'si küçük. Kayseri'nin Satı köyü derken Satı'nın S'si büyük. Köyün K'si küçük arkadaşlar. Ancak 15. maddeye de yine şöyle bir yıldız atalım. Önemli soru gelebilen bir madde. Bizim adres sözcükleri dediğimiz, adres birimleri dediğimiz mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri de büyük harfle başlar. Cumhuriyet meydanı derken Cumhuriyet'in C'si de meydanın M'si de büyük arkadaşlar. Enver Paşa sokağı derken Enver Paşa zaten özel isim, onlar büyük harfle. Sokağın S'si de yine büyük harfle yazılmalı. Tarihi yer adları, saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının da bütün kelimelerini yine ne yapıyorsunuz? Büyük harflerle başlatıyorsunuz arkadaşlarım. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Şimdi az önce hani vali örneğini vermiştik ya, valinin V'si İzmir valisini kastettiği için büyük demiştik. Normalde valinin V'si küçük olur. Cins isim demiştik. Bakın benzer kural burada da geçerli arkadaşlar. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Danyal Ferhadi de beni ziyarete geldi İstanbul'a. Dedim ki Dani gel seninle Boğaz'da yemek yiyelim. Orada Boğaz'ın B'sini nasıl yazacağım ben? Büyük yazacağım. Neden? Çünkü İstanbul Boğazı'nı kastediyorum. Ama desem ki işte iki kara parçası arasında kalan su geçişine Boğaz denir. Orada Boğaz'ın B'sini nasıl yazacağım? Küçük yazacağım arkadaşlar. Bakın burada da işte Hisar'dan karşıya geçtik derken muhtemelen o İstanbul Boğazı'ndaki Anadolu Hisarı ya da Rumeli Hisarı'nın onlardan bir tanesini kastediyor. İşte köşke çıktı Cumhurbaşkanı derken tabi eskiden Çankaya Köşkü'nde ikamet etmekteydi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları. İşte orayı kastediyorduk. İşte Sayın Bahçeli sarayı ziyaret etti derken orada da Cumhurbaşkanlığı sarayını kastetmiş oluyorsunuz. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesini büyük harfle başlatıyorsunuz. Örneğin Özel Serhat Karaçanta Anadolu Lisesi derken, Q Eğitim Kurumları derken, işte Mahmut Bakkaliyesi derken bile kurum kuruluş adıdır. Hepsi büyük harflerle başlayacak. Şimdi burada yalnız çok önemli bir nokta söyleyelim mi? Aslında noktalama işaretleriyle alakalı bu ama kurum, kurul ve kuruluş adlarına getirilen kurum, kurul ve kuruluş adlarına getirilen hiçbir ek kesme işaretle ayrılmaz. Buna dikkat. Buradan çok soru geldi arkadaşlar. Bakanlar Kurulu'na, işte Serhat Karaçanta Anadolu Lisesi'ni falan derken orada kesme işareti kullanmıyorsunuz. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bakın medeni kanun derken, Türk bayrağı tüzüğü derken, telif hakkı yayın ve satış yönetmeliği derken hepsini büyük harflerle yazmış Türk Dil Kurumu. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Bakın işte Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır demiş. Bu arada Ekim'in E'sine de dikkat. Tarihlerin yazımında söyleyeceğiz onu. Gün ve ay adlarının önünde de arkasında bir sayı görürseniz büyük harfle yazın diyeceğiz. Kesin bir tarih bildiriyordur diyeceğiz. Bu yıl ise meclis yeni döneme erken başlayacak. Bakın normalde meclis sözcüğü tür adı. Ama bir önceki cümlede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni söylemiş. Bu cümlede de demek ki yine onu kastediyor. O yüzden meclisin M'si büyük harfle yazılmalı arkadaşlar. İşte Türk bayrağı tüzüğü bilmem kaç yılında oluşturuldu. Devam edin diyelim ki işte bu yılda oluşturulan tüzük şunları 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 içerir derken orada tüzüğün T'si yine büyük olacak. Evet bakın Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve deyimler sözlüğü kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde Kars'ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı bakın. Şimdi bunu bir inceleyelim. Bu çok önemli bir bence örnek. Şimdi ilk cümlede Türk Dil Kurumu'ndan bahsetmiş. Şurada geçiyor. İkinci cümlede bakın kurumun derken K'yi büyük yazmış. Buraya dikkat. Ve bakın kurum ve kuruluş adlarına getiren ekler kesmeyle ayrılmaz dedik ya. Kurumun derken de kesme işareti kullanmadı görüyor musunuz? Önemli bir husus. Devam ettim.
Bakın, yazarlara ödenecek telif ücreti, telif hakkı yayın ve satış yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Yapılan işlem yönetmeliğin 4. maddesine aykırı düşmektedir. Yönetmeliğin y'si büyük çünkü bir önceki cümlede bahsedilen telif hakkı yayın ve satış yönetmeliğini kastediyor. 21. maddeye geldim. Kitap, dergi, gazete, eser adlarının sözcükleri her kelimesi yine büyük harfle başlıyor. Nutuk, safahat, kendi gök kubbemiz. Nutuk kimin bu arada? Mustafa Kemal Atatürk'ün. Safahat kimin? Şöyle Dani ile Ece'ye baktım, biliyorlar mı diye ama ses çıkmadı. Safahat Mehmet Akif Ersoy'un. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı'nın yine şiir kitabı. Ancak şöyle desek. İşte Mehmet Akif Ersoy'un Safahat kitabı desek, kitabın K'sini büyük yazacak mısınız? Hayır. Sadece Safahat'ın S'sini büyük yazmamız gerekiyor. Ya da desem ki Şehriyar'ın Heydar Baba'ya selam şiiri. Değil mi? Orada Heydar Baba'ya selam derken şiirin oluşturan, adını oluşturan her sözcük büyük harfle başlar ama şiirin şeysi küçük harfle. Ona dikkat edeceğiz. Buradan Şehriyar'da almış olduk. Evet, özel ada dahil olmayıp gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz derken işte Milliyet Gazetesi, gazetenin G'si küçük, Türk Dili Dergisi, derginin D'si küçük, işte Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu derken tablonun D'si küçük. Az önce söylediğimiz madde bu. Bunun istisnası var mı? Var arkadaşlar. Ne var? Resmi gazete var. Resmi gazete var. Resmi gazetenin adı zaten kanunda resmi gazete diye geçiyor. Yani özel ad o şekilde. Gazete sözcüğü özel ada dahil. O yüzden büyük harfle yazıyoruz onu. Evet. Şimdi geçen senelerde son 1-2 yıl içerisinde soru gelen, bakın, bir uyarı. Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile, ya veya yahut, ki, da, de sözleriyle mımi mumi soru eki küçük harfle yazılır. Başlıklarda da yine aynı şekilde. İşte Fizuli'nin Leyla ile Mecnun mesnevisi dedik. Leyla ile Mecnun, eğer Leyla'nın L'sini büyük yazıyorsanız, Mecnun'un M'sini büyük yazıyorsanız aradaki İ'nin de büyük olacağını düşünmeyin. O bağlaç, bağlaç küçük harfle başlar ama başlıklarda hepsini birden büyük harfle yazabilirsiniz. Bütün sözcükleri, bütün harfleri büyük harflerle de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken bunların da her bir kelimesini yine büyük harflerle başlattık. Kurultay, sempozyum, çalıştay, açık oturum ve benzeri toplantıların adlarında yine her kelime büyük harfle başlar. Bakın şu maddeye de bir yıldızı patlatalım. 24. maddeye. Hatta şöyle yuvarlak için alalım. Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Örneğin işte ne diyelim? Kurtuluş Savaşı diyelim. Değil mi? Kurtuluş Savaşı diyelim. Karabağ Savaşı diyelim. Milli Mücadele diyelim. İlk Çağ, Orta Çağ diyelim. Bunlar tarihi dönem adıdır. Hepsini oluşturan bütün sözcükleri büyük harflerle başlatıyorsunuz. Bakın Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı derken edebiyatın esi küçük. Ama Servet-i Fünun dönemi, Tanzimat dönemi derken tarihi dönem adı olduğu için büyük harflerle başlattınız. Özel adlardan türetilen kelimeler yine özel addır, büyük harfle başlar. Burada yine bir madde söyleyelim. Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Bu arada özel adlar kendi anlamının dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamıyor. Örneğin Acem, bizim kime verdiğimiz isim? İranlılara verdiğimiz isim Acem. Ancak Acem diye bir makam, bir perde var Türk müziğinde. Oradaki küçük, bakın. Hicaz, bir coğrafi yerin adı. Kutsal topraklar değil mi? Hicaz yolu, Hicaz demir yolları falan vardı, hatırlarsınız. Orada Hicaz'ın H'si büyük ama işte Türk sanat müziğinde Hicaz makamı derken Hicaz'ın H'si küçük. Mesela dünyada yazılmış ilk roman Cervantes'in Don Kişot romanıdır derken Don Kişot'un D'si büyük. Hatta orada Kişot dahil yazılıyor, biliyorsunuz. O da yine büyük. Ancak Türkçe'de Don Kişotluk yapmak, yani gereksiz yere cesaret göstermek anlamında bir deyim var. Bakın oradaki küçük. Yine benzer bir örneği işte kaçakçılığın Allahları vardır derken aslında orada da yine aynı mantıkta küçük yazılıyor. Evet, para birimleri büyük harfle başlamıyor. Buna dikkat edin. Buraya da bir yıldız koyalım arkadaşlar. Evet.
Özel adlarının yerine kullanılan o kişi zamiri yine cümle içinde büyük harfle başlamaz. Az önce söyledik, müzikteki makam adları büyük harfle başlamaz. Evet, şimdi geldim. Bence en önemli maddelerden bir tanesi 26. madde. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan bileşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. İşte az önce Tanzimat Edebiyatı derken, Türk dili derken, İslam dini derken ikinci sözcüklerin büyük harfle yazılmasını gerektirecek bir durum yok arkadaşlarım. Ancak bakın şimdi ne örnekler vermiş burada bize? Antep fıstığı, Brüksel lahanası, işte Frank elması, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Maraş dondurması, Van kedisi, Ankara kedisi, işte İzmir köfte falan derken sadece birinci sözcükler büyük harfle başladı. Ancak bunun bir istisnası var. Arap sabunu. Ona dikkat. Araplara ırkçılık yaptığımızdan değil, yanlış anlaşılmasın. Arap'ın Türkçe'de renk anlamı da var. Yani şahit olmuşsunuzdur. Siyahi vatandaşlara, siyahi kişilere de Arap diyoruz. Sabık Arap bir milletin adı. Arap sabunu derken de o bir temizlik maddesi. Rengi koyu olduğu için onu renk adı olarak kabul etmişler. Arap sabunu küçük harfle. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bakın şimdi geldim tarihlerin yazımına. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları az önce de söylemiştim. Büyük harfle başlar. Ben kısaca şöyle diyorum karıştırmayın diye. Gün ve ay adlarının önünde ya da arkasında bir sayı görüyorsanız büyük harflerle başlama ihtimali çok 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 yüksek. 29 Mayıs 1453 Salı günü derken İstanbul'un fetih tarihi bakın. Mayıs'ın M'si de Salı'nın S'si de küçük, büyük arkadaşlarım. 29 Ekim 1923 tarihi derken Ekim'in E'si yine büyük. Lale Festivali, bakın festival adı büyük. 25 Haziran'da başlayacak derken Haziran'ın H'si de yine büyük. Çünkü önünde bakın ne var? Önünde sayı var arkadaşlarım. Devam ettim. Tabelalar, levhalar ve levha niteliğindeki kelimeler yine büyük harfle başlar zaten. Baktığınız yerlerde şahit oluyorsunuz. Kitap, bildiri, makale ve benzerilerde ana başlıktaki kelimelerin tamamı büyük harflerle başlar. Yalnız alt başlıkların sadece ilk harfleri büyük harfler, ona dikkat. Evet, yine kitaplarda, dergilerde bulunan resim, çizerge, tablo ve benzerilerin altındaki açıklama yazıları da büyük harflerle başlıyor. Ancak açıklayıcı yazılar cümle niteliğinde değilse sonuna nokta koymuyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, büyük harflerin kullanıldığı yerler bunlardı. Şimdi ikinci başlığımız sayıları nasıl yazıyoruz? Burada da vurgulayacağımız birkaç tane önemli noktamız var. Sayıları rakamla da yazabiliriz, harflerle de yazabiliriz. İşte 1000 yıldan beri, 14 gün, haftanın 5. günü gibi bakın burada hep yazıyla, harflerle yazmış. Yalnız burada bizim kural olmamakla beraber şöyle bir örtük kuralımız var. Hani yazılı olmayan bir kuralımız var. Edebi metinlerin içerisinde mümkün mertebe rakam kullanmamaya gayret ediyoruz. Ancak tabii ki istatistik verisi ise işte saattir, para tutarıdır, ölçü birimidir vesaire vesaire. Bunlarda tabii ki rakam ne yapacağız? Kullanacağız. Metnin türü çok da önemli değil bunlarda. Saatler ve dakikaları metinlerin içerisinde yine yazıyla da yazabiliriz. Yani harflerle de yazabiliriz. Rakamlarla da yazabiliriz. Orada da yine yeri gelmişken vurgulayalım. Saat ve dakika arasında Türkçe'de sadece tek nokta konur arkadaşlar. Saat şu anda 12.52 dedim mesela. Hemen kalemimi alayım. Bakın 12.52 yazarken saat ve dakika arasında sadece bir tane nokta koyuyorum. İki nokta falan yok. O dijital saatlerde, AM, PM muhabbetinde. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlarım. Ona dikkat. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla da içinde geçen 1000, milyon, milyar, trilyon sözlerini harfle yazabilirsiniz. Yani atıyorum 1 milyon dediniz. Biri rakamla milyonu harflerle yazabiliyorsunuz. Birden fazla kelimeden oluşan sayıları ayrı yazıyoruz. Yani basamaklar ayrı yazılır. İşte Ece 26 yaşındaymış derken mesela 20 boşluk 6 o şekilde yazmalısınız. Onun dışında parayla ilgili işlemler, evet işte bakın şimdi bu madde önemli. Buraya hemen yuvarlak içine alalım değerli gençler. Kalemimizi aldık. Şunu yapalım hatta. Altını çizelim. Parayla ilgili işlemlerde ne olabilir bu? Çek, senet, banka makbuzu olabilir. Geçen bütün sayıları bitişik yazıyorsunuz. Yani harflerle yazarken bitişik yazıyorsunuz. Bunu da işte parayla ilgili o makbuzun üzerinde herhangi bir oynama yapmasınlar diye. Bakın 650 TL derken TL'yi, para birimini bile bitişik yazmış.
35 kuruş derken onu bile ne yapmış bakın, bitişik yazmış. Ama normalde 650 nasıl yazılır? 6 boşluk 100 boşluk 50 diye yazılır. Burada parayla ilgili bir işlem olduğu için. Yine ilginç bir madde var. Bakın yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayıyla işaret arasında boşluk bırakmıyorsunuz. Normalde Türk Dil Kurumu ne der bize? Sözcükle noktalama işareti arasında bir boşluk, bir bilgisayar boşluğu olması lazım. Bakın burada yüzdelik ve binlik işaretinde yok. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları 66, 51, 21 artık onlar kalıcı adı olmuş, oyunun adı olmuş, o yüzden bitişik. Roma rakamlarını kullanabilirsiniz. Tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayları bakın Roma rakamıyla yazabiliyorsunuz. Bu önemli bir madde. Çünkü bazen bana da öğrencilerim soruyorlar. Mesela diyor ki, mesela mübarek bir tarih yazalım. 25.09.1989. Şöyle sığmadı, sileyim. Biraz daha bu taraftan yazayım. Çok kutsal bir tarih bu. 25.09.1989. Çünkü ben doğmuşum. Şöyle yazdım. Bakın. Noktaları kullandım. Ben bunu Roma rakamıyla da yazabilirim. 09 Eylül'ü. Roma rakamıyla yanılmıyorsam şu şekilde değil mi? 25 işte 89. Bu şekilde de ne yaptım? Yazabilirim. Evet, sildim. Yani yanlış değil arkadaşlar. Onu vurgulamak istiyorum. Şöyle temizleyelim. Evet. 4 veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçerli gruplara ayrılarak yazılabilir. İşte 4567 derken 4.567 bu şekilde de yazabiliyorsunuz. Sayılarda kesirler virgüllerle ayrılabiliyor. Onu da zaten biliyoruz arkadaşlar. Devam ettim. Sıra sayılarda bakın önemli bir özelliğimiz var. Sıra sayılarda yine 2-3 yıl önce çıkmıştı biliyorsunuz üniversite sınavında. İnce ince ekine dikkat edin. Bakın ikinci derken örneğin 2 virgül, virgül diyorum, kesme işareti NCI ikinci diye okurum ya da 2 nokta şu şekilde ikinci bu şekilde yazabilirsiniz ya da harflerle ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Üleştirme sayılarda bakın bu da yine çok önemli. Buraya bir yıldızımızı koyalım. Üleştirme sayılar dediğimiz zaman ikişer, üçer, dörder, beşer bunun gibi sayıları kastediyorum. Rakam kullanmıyorsunuz, yazı kullanıyorsunuz. Bakın önemli. Rakamla değil yazıyla. Dediğim gibi bir zorunluluk olmadıkça cümleleri rakamla da başlatmaya gerek yok. Basit kesirlerde bayağı kesirlere getiren ekleri de alttaki sayıyı esas alarak eki getiriyorsunuz. İşte 4/8'i derken 8'e göre getiriyorsunuz bakın. Evet, ikinci başlığımızı da böylece vermiş olduk. Üçüncü başlığımız arkadaşlar kısaltmalar. Kısaltma bir kelimenin, terimin veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi, sembolleştirilmesi, simgeleştirilmesidir. Şimdi şu kurallar var kısaltmalarda. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarında kısaltmaların her kelimesinin ilk harfini büyük olarak alıyorsunuz. Tabi istisnalar var. Onları vereceğiz biraz sonra. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi derken TBMM diye bakın. İşte ülke isimlerinde mesela. İşte ne olabilir? Amerika Birleşik Devletleri. Çok da sevdiğimiz bir ülke değil ama. ABD dedik mesela. Aldık. İşte yönlerde yine Kuzeydoğu. KD şeklinde bakın büyük olarak aldım. İşte eser adlarında Divan-ı Lügat-ı Türk. DLT diye bakın. Kısalttık. İşte dergi adlarını Türk dilini TD diye bakın kısaltmış. Burada vurgulayacağımız nokta ne? Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta konmuyor arkadaşlar harflerin arasına. İstisnası var mı? Var tabii ki. Biraz sonra onları söyleyeceğiz. Ancak diyor bazen kulağa daha güzel gelsin diye ya da o şekilde kalıplaştığı için sadece kısaltmayı oluşturan sözcüklerin ilk harflerini değil de daha farklı sistemlerle ne yapabiliyor? Kısaltabiliyor. Örneğin mesela bakın TÖMER, Türkçe Öğretim Merkezi, TÖM diye kısaltmamış, TÖMER diye kısaltmış, merkezin merini almış direkt. İşte BOTAŞ, bakın açılımı ne kadar tuhaf, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Şimdi sadece büyük harflerini almaya kalksak BHIPT, AŞ falan gibi saçma bir kısaltma olacak. BOTAŞ kulağa bakın daha güzel geliyor. TÜBİTAK yine aynı şekilde. Bunlarda da bakın nokta kullanmıyoruz. Gelenekselleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti, bakın TC derken nokta var.
Türkçeyi de büyük T ile kısaltıyoruz. Orada yine nokta var. Bakın bunlar istisna, bunların dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz arkadaşlarım. Ölçü birimlerini, uluslararası evrensel kısaltmaları ne yapıyoruz? Küçük harflerle kısaltıyoruz ve noktasız olarak işte milimetre derken, santimetre derken, miligram derken ve uluslararası söylenişlerine göre kısaltmış. Bakın santimetreyi SM diye değil, CM diye kısaltmışız ve noktasız olarak kısaltmışız. Devam ettim. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime ve kelime gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler ya da ilk birkaç harf, yani kısaltmanın anlaşılmasını sağlanacak birkaç harfi alıyorsunuz ve sonuna noktayı konduruveriyorsunuz. Mesela Almanca'yı ALM diye kısaltmış. Tabi özel isim olduğu için A'yı da büyük yazmış. Kocatepe Mahallesi derken Kocatepe'yi aynen yazacağız. O özel isim, kısaltmayalım. Ama mahalleyi Mah diye bakın kısaltmış. Adres sözcüğü olduğu için Mah'ın M'si de yine büyük. Ama edebiyatı kısaltırken mesela bakın Ed diye kısaltmış. Evet, şimdi bu kısaltmalara getirilen eklerde dikkat etmemiz gereken kurallar var. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşuna göre getiriyoruz. Eğer noktasız bir kısaltmaysa eki yukarıdan kesme işaretiyle ayırıyoruz. Sonunda nokta olan bir kısaltmaysa kesme işaretine gerek yok. Kesme işareti koyarsanız yanlış olur. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda da kısaltmanın okunuşunu baz alıyorsunuz. Bakın bir daha söylüyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşu, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın okunuşu baz alınır. Ek ona göre getirilir. Kısaltmanın sonunda nokta yoksa ek kesme işaretiyle ayrılır. Kısaltmanın sonunda nokta varsa ek kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlarım. Bakın buna dikkat. Yine aynı şekilde üslü sayılarda bakın işte santimetre kare derken, metre küp falan, 6 üzeri 4 falan derken o üslü sayıları kesme işareti gibi kabul ediyoruz. Gelen eki yine kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Eki direkt ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bu da yine çok fazla çıktı son yıllarda. Hatta Kredi Yurtlar Kurumu, KYK, KYK'de, TDK'ye, Türk Dil Kurumu'na TDK'na değil, TDK'ye bu şekilde. Bakın şu örneklere özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bunlara direkt dikkat. Evet, devam edelim. Şurada bakın sert ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıklarında okunuşta ses yumuşatılmaz. İşte TÜBİTAK'ın, TÜBİTAK'ın değil TÜBİTAK'ın, RÜTÜK'e, RÜTÜ'ye değil. Ve bazen istisnaları olabiliyor okunuşlar arasında, yumuşayabiliyor. Evet, şimdi gelelim D'nin yazılışına. Dani bak daha D'nin yazılışına geldik. Evet, bağlaç olan daha D ile ek olan daha D'yi nasıl yazacağız? Şimdi bir de ona bakalım arkadaşlarım. Bağlaç olan daha D'yi her zaman ayrı yazıyoruz. Kendinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ün duyumuna uyduruyoruz. Yani daha mı gelecek, D mi gelecek? Kızı D geldi değil, kızı da geldi. Bak daha'yı attık oradan hani kızı geldi. Yine anlamlı bir cümle. Demek ki bu bağlaç. Ayrı yazılır. Ama bugün kızında kalacakmış. Kimde kalıyor? Kızında. Bakın oradaki ek. Oradaki daha'yı atalım cümleden. Bugün kızın kalacakmış diye bir cümle olmaz. O bitişik yazılacak demek ki. Bu arada bağlaç olan daha D'yi ünsüz uyumlarına sokmuyorsunuz. Yani sertleştirmiyorsunuz. Gidip T gelmemek var demiyorsunuz. Gidip D gelmemek var diyorsunuz. Ama ek olan daha D tabii ki ünsüz uyumlarına göre ne yapacak? Şekillenecek arkadaşlar. Bağlaç olan ki'yi yine her zaman bitişik yazıyorsunuz. Bağlaç olan ki iki cümleyi, iki yargıyı birbirine bağlayabilir. Ya da cümledeki herhangi bir ögeyi vurgulamak için kullanılmış olabilir. İşte bilmem ki, demek ki, kaldı ki, işte geldim ki ne göreyim falan derken bakın oradaki bağlaç olan ki'dir. Ancak şimdi burada da önemli bir noktamız var. Son bahçemi diye kodlayabiliriz. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Bakın buradaki ki'ler kalıplaştığı için bitişik yazılıyor. Çünkü, belki, halbuki, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki, illa ki. Bunlar kalıplaşmış. Bakın illa ki de ekleyelim orada. Bunları bitişik yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada çünkü değil, çünkü. Buna da dikkat.
Evet. Yeri gelmişken isterseniz kısaca şeyi de bir söyleyelim. Bir de bizim ilgi zamiri olan ki'miz var. İnki, imki şeklinde yazılıyor. Bu ek olan ki'dir. Bir de sıfat yapan ki'ye ekimiz var. Daki, deki şeklinde. Hangi sorusuna cevap verir? Masadaki şişe yere düşecek. Hangi şişe? Masadaki şişe. Bakın oradaki ki bitişik yazılır çünkü sıfat yapıyor. Bir de arkadaşlarım ilgi zamirimiz var. İşte Ece'ninki benimkinden çirkin derken. Ece'ninki. İşte Ece'nin bilgisayarı mesela. İnki, imki şeklinde bir şey görürseniz o da ilgi zamiri olan ki'dir. Onu nasıl yazacaksınız? Bitişik yazacaksınız ama bağlaç olan ki ayrı yazılıyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara derken. Duydum ki, bakın o bir yargı. Unutmuşsun gözlerimin rengini diğer yargı. İki yargıyı ne yapmış? Bağlamış birbirine. Soru edatı olan, soru eki olan mımiyi her zaman ayrı yazıyorsunuz. Soru anlamı katmasa dahi. Deyimleri yine aynı şekilde her zaman nasıl yazıyorsunuz? Ayrı yazıyorsunuz. İkilemeler her zaman ayrı yazılır ama amma ve lakin. Şimdi burada birkaç tane istisnamız var bizim. Ne var? Arkadaşlar gitgide ve birdenbire sözcükleri var. Gitgide ve birdenbire istisnadır. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bakın yine biraz nahoş bir örnek olacak ama üzerinize afiyet, karşıdaki arkadaş cırcır olmuş derken oradaki hastalık adı olduğu için o cırcırı bitişik yazıyorsunuz. Ama ya hani cırcır konuştun başımın etini yedin derken oradaki ikileme, oradakini ayrı yazıyorsunuz. Kıyafetimin çıt çıtı kopmuş derken Ece nasıl yazacağız çıt çıtı? Orada bitişik yazacağız. Ama yağmur pencereye çıt çıt damlıyordu derken o ikilemedir. Onu nasıl yazacaksınız? Ayrı yazacaksınız. Bilmem hatırlar mısınız? Gırgır diye bir nesne vardı. Halıları falan süpürdüğümüz o nesnenin adı. Gırgırı bitişik yazıyorsunuz ama makineden gırgır sesler geliyordu derken onu ayrı yazıyorsunuz. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet, pekiştirmeli sözcükler dediğimiz MPRS pekiştirme ünsüzleriyle yaptığımız simsiyah, yemyeşil, masmavi gibi sözcükler onları da yine her zaman bitişik yazıyoruz. Buna dikkat. Bu arada sevgili arkadaşlarım ek fiil olan idi, imiş, ise, iken yine hem edat hem bağlaç olarak kullanabildiğimiz ile bunlar bir önceki sözcüğe bitişik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Geliyor idim de diyebilirsin, geliyordum da diyebilirsin. İşte Ece ile Dani ayrı da yazabilirsiniz, Ece ile Dani bitişik de yazabilirsiniz. Tabi orada araya Y kaynaştırma ünsüzü girebilir, oradaki İ ne yapar? Düşer. Yine fiil çekimiyle ilgili istek kipinin çekimine mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bakın bir örnek vereyim. Ne demek istiyorum? İstek kipine. Mesela ne diyelim? Dinleyeyim. Ya dinleyeyim diye bir yazım olabilir mi? Şimdi fiilimiz nedir? Dinlemek. Kipimiz ne? İstek kipi. Bir de kişi ekimiz var. Dinleyeyim. Bakın bu şekilde. Yapayım diye bir şey yok. Yapayım. Orada gereksiz yere daralmada yapmayalım arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlarım o zaman yazım kurallarının ilk kısmını görmüş olduk sizlerle. Daha sonra alıntılar nasıl yazılıyor? Ve tabii ki en çok soru gelen yer bitişik ve ayrı yazılan bileşik kelimeler. Bunlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlarım.